Merhabalar, ben Efilancım Konulan Sabit. Sizlere bugün bu videomuzda domates filesinin saksıya dikimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Evet. Elimde görmüş olduğunuz gibi elimizde bir tane domates fidemiz var. Evet. Saksımız var. İçinde toprağımız. Evet. Toprağımızın özellikle %80'i toprak, geriye kalan %20'lik kısmı ise torf olacak şekilde olması bizim için iyi olur. Çünkü evet. Toprağın nemini tutması açısından torf bize yardımcı olacaktır. Evet. Sulamak için herhangi bir kola şişesi olabilir. Evet. Kapağını deldiğimiz zaman fiskiye görevi görerek bunu yapabiliriz. Evet. Şunu da belirtmek istiyorum. Saksımızın drenaj kanallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani drenaj dediğimiz nedir Sabit Hoca? Drenaj kanalları saksımızın altındaki deliklerdir hocam. Evet. Yani deliklerin açık olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, en alttaki deliklerin açık olması gerekiyor. Evet, delikler kapalı olduğu zaman suyu tahliye edemez toprak ve bitkimizde kök çürüklüğüne sebep olur. Evet. Fazla suda kaldığı zaman kök çürüklüğü meydana gelir. Evet. Tabii ben de hemen ekstradan izleyicilerimize ilave bilgi vereyim. Yani saksıya dikim yapıyorsak saksının yaklaşık olarak 2-3 santim kadar altını bu beyaz çakıl taşlarıyla doldurursak suyun tahliyesi daha kolay olacaktır yani. Evet, suyun tahliyesine bu da yardımcı olur. Evet. Şimdi hocam, istersen soru cevap şeklinde gidelim. Tabii ki. Şimdi önce malzemelerimiz, işte domates fidesi, toprağımız, saksımız, suyumuz. Var. Şimdi biz fideyi, her şeyimiz var. Önce fide çukurunu açacağız. Evet. Fide çukurunu ne kadar yükseklikte açmamız lazım? Fide çukurunu elimiz yardımıyla, fidenin gördüğünüz üzere, aldığınız fide bu şekildedir zaten, viyolden çıkmış haliyle. Evet. Fidemizin toprağa girdikten sonra ne şurada ne de burada. Evet. Tam şu torflu kısmın evet. üzerinde toprağa gömmemiz lazım. Evet, tam hizada gömmemiz lazım değil mi? Bunu göstererek daha güzel anlatabiliriz. Evet. Şu şekilde elimiz yardımıyla çukurumuzu açarak, tabii öncelikle toprağımızı nemlendirmemiz gerekiyor. Evet. Daha nemlendirirsek fidenin tutma yüzdesi daha fazla olur. Şu şekilde toprağımızı nemlendirebiliriz. Evet. Çukurumuzu açtıktan sonra elimizdeki fidemizi şu şekilde, dediğim gibi tam şu toprak olan kısmın üzerinde olacak şekilde dikimini yapmamız gerekiyor. Evet. Bu tıpkı bir ağaç dikimine benzer. Evet. Basit ağaç dikimi değil mi? Tabii. Bu şekilde. Hafif de üstünden bastırıyoruz. Hı hı. Dibinin hava almaması için. Evet. Şu şekilde bastırarak dikimimizi yapmış bulunuyoruz. Dikimi yaptıktan sonra da bir can suyu dediğimiz sulama işlemi gerçekleştirirsek. Evet. Can suyu çok önemli değil mi? Fidemiz için önemlidir bu. Evet. Bu şekilde sulama işlemimizi de yaptıktan sonra dikimimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Şimdi diyeceğim Sabit Hocam. Şimdi biz bunu ev ortamında 12 ay dikebiliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. İster tohumdan kendimiz çıkartıp istersek hazır pide satın alarak bu şekilde dikim yapabiliyoruz. Evet. Evimizde kendi domateslerimizi kendimiz toplayabiliyoruz. Tabii. Peki bunu açık alanda, yani evinin önünde bahçesi olan kişiler ne zaman dikmelidir? Şimdi açık alanda dikeceğimiz zaman bunu öncelikle kış donlarının geçmiş olması gerekiyor. Yani bu hangi zamana tekabül eder? Nisan ayı. Yani Nisan'ın 5'i veya 10'undan sonra dikimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ya kış donları, ilkbahar erken donları, bunların tamamının geçmiş olması gerekiyor. Tabii. Aksi takdirde don olduğu zaman fidemiz zaten zarar görecek. Evet. Evet. Kış donları geçtikten sonra açık arazimize fideler, mesela domates fidemizde sıra arası mesafe 40 ila 60 santim. Evet. Sıra üzeri de 120-130 santim olacak şekilde Evet. Dikimimizi gerçekleştirebiliriz. Evet.
açık arazimizde dikim bu şekilde olmalıdır. Hocamın da söylediği gibi ev ortamında yılın 12 ayı fidelerimizi kapalı balkonumuz varsa veya evimizin içerisinde bazen güneşe çıkarmak suretiyle fidelerimizi kolaylıkla yetiştirir. Peki ev ortamında güneş gören yerlerde olması gerekiyor, yanılmıyorsam, doğru mudur? Tabii ki güneş görmesi önemli. Evet. Fide ne kadar güneş görürse hem gelişimi o kadar güzel olur hem de fidelerimizin üzerindeki sebzelerin rengi o kadar güzel olur. Evet. Benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda fide, fidan ve tohum siparişlerinizi efidancım.com üzerinden verebilirsiniz.